paralel bir devlet yapısı olduğuna inanmak için tam manasıyla deli olmak lazım mealinde bir cümleyi 2012 yılında kullanmıştı Hüseyin Çelik. Evet, 2012 yılında o zaman devletin içinde nasıl böyle siyaseti tamamen yasa dışı hale getirmek için çatır çatır bir yapılaşma olduğuyla ilgili maalesef işte kanıtlar ve fotoğraflar yoktu. Nasıl örtelim? Efendim, yolsuzluğa karşıysanız yolsuzluğun her türüne kimden gelirse gelsin karşı ben olacaksınız. Ben tabii karşıyım. Bakın evet. 17 Aralık operasyonunda TOKİ ile ilgili o şeyde TOKİ ve imar yolsuzluğu soruşturmasının bir numaralı sanığı kim? CHP'li Hüseyin Avni Sipahi. Hüseyin Avni Sipahi ile Mustafa Sarıgül Çekmeköy mitinginde siyaset sahnesine, arenasına çıkıyorlar. Sizler de gidip onu alkışlıyorsunuz. Temiz siyaset diyorsanız nereden gelirse gelsin. Yolsuzluk iddialarına hayır diyeceksiniz. Şimdi yeni bir şey daha attın ama ben de bilmiyorum. Sen anlat bakayım. Alo Nagihan işledi arada. 17 Aralık. Sizin Alo Nazlılar zamanında sizin Alo Nazlılar zamanında çıkmadı. Çünkü o zamanlar devletin şirazesi bu kadar kaçmamıştı. Bakın güvenlik tehdidinden bahsediyoruz ya. Ben hiç anlamadım. Alo Nagihan. Bu kapsamda CHP'li bu, bakın çok ayıp bir şey bu ama artık cevap bile vermiyorum. Ben yalnızca şunu bizim söylüyorum. Gazetecilik hani biraz önce, ve biraz önce sizin hangi ahlaktan bahsediyorsunuz? Sizin gazetecilik ahlakınızda Türkiye toplumundan nefret etmek var mı? Kusura bakmayın. Şimdi bu gazetecilik ahlakını ben zaten hiç tanımıyorum.